Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik 1. dönem full özetle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Öncelikle konularımız nelerdi arkadaşlar? Sayma ve olasılıkla başlamıştık. Sayma yöntemleri vardı. Sonra geliştirmiştik onları. Permütasyon yapmıştık. Herkesi sıraya dizmiştik. Sonrasında sıraya dizdiklerimiz arasında seçmeler yapmıştık. Kombinasyon. Pascal üçgenine, Hayyam üçgenine devam etmiştik. Binom açılımıyla çok güzel açılımlar yaptık. Bir de bunların ihtimallerini, olasılıkları bulmayı öğrenmiştik. Fonksiyonlar diye matematiğin can alıcı bir konusu vardı. Onu çok iyi yapmıştık. Sonrasında da polinom diye bir kavram vardı. Bunda da bir iki soru geliyordu ama bunlarda matematiğin temeli olan çarpanları ayırma vardı ve de polinomun birkaç tane basit işlemi vardı. Rasyonel ifadelerde çarpanları ayırmayı biliyorsan zaten sorun değildi bu şablonu arkadaşlar aklımızda tutarsak daha çok böyle olaya hakimmiş gibi oluruz. Şimdi özet kısmında arkadaşlar bu yeri gelecek soru yapacağız. Yeri gelecek özet geçeceğiz. Çünkü videolarımız zaten YouTube'da var. Anlayamadığımız yerleri bu dönemin tekrarlarını oradan bir tekrar daha izlersin olur biter. Hemen biz buradan başladık. Sayma yöntemlerimiz neydi? Bir toplama yoluyla, iki çarpma yoluyla sayma vardı. Peki toplama yoluyla saymanın mantığı neydi? O da şuydu. Mesela bir yer varsa, bir yer varsa arkadaşlar Oraya sen farklı farklı adamları koymaya çalışıyorsan biz bunu toplama diyorduk. Mesela bir yer dediğimiz ne? Bir şey okuyacağım ben. Ne? Dergi ya da gazete. Bir yer bir, bir şey mi yapacağım ben? Evet bir şey yapacağım. O zaman ne yapıyorsun? Topluyorsun. Mesela ben bu sabah kahvaltıda ne okuyayım? Üç farklı dergi, iki farklı gazeteden ne okumamı isterim? Üç artı iki. Bunu tabii ki de toplama yoluyla yaparsın. Veyahut da Dışarı çıkarken iki gömlek beş tişörtten hangisini üstüme giyeyim diye düşünürsem tabii ki de üstüme yani gömlek tişört kombini yapanlar var onu geçiyorum öyle demek istemiyorum. Gömlek ya da tişörtten birini giyeceksen bak bir tanesini giyeceksin üst taraf sadece o zaman ne yapıyorsun 2 artı 5 7 tane durum vardır diyorsun. Bu saymaydı. Peki çarpma nasıldı? Çarpmada da ayrı ayrı yerlere farklı farklı arkadaşlar gelerek bir bütün oluşturuyorlarsa bu çarpma yöntemiydi. Nasıl yani? Mesela iki gömlek, 3 pantolon. Bak adam pantolonsuz dışarı çıkar mı? Çıkamaz tabii ki de arkadaşım. Gömlek olmadan olur mu? Olmaz. O zaman ne yapıyorsun? Bak iki pan 2 gömlek, 3 pantolon nasıl girerler? Birinci gömlekle herhangi 3 pantolon, ikinci gömlekle herhangi 3 pantolon. Yani burada iki bölme var, 2 bölüm var. 2 bölüm 2 kere 3'ten 6 tane olur. Mesela bir adam yemek yemeye gitti. Bu ne ya? 3 çorba pantolon. Burası karıştı. Pantolon değil bu. 3 çorap diyelim buraya. Yanlış yazmışız. 3 çoraptan 3 pantolon olursa ne olur? 3 çorap 3 pantolon. Çorap çorba değil tabii. 3 çorap 3 pantolon olursa ne olur? Tabii ki de bu da 3 üç çarpı 3 ile 9 farklı şekilde giymiş olur. Bir yemek yemeye gittin. Yemekte bir bakıyorsun ki 3 çorba var. 3 ana yemek var. 2 tane tatlı var. Bunları nasıl yapabilirsin arkadaşım? Tabii ki de bak yine bölme bölme. Çorbalar, ana yemekler ve tatlı kısmı. O zaman sen ne diyorsun buraya hemen? Bunları çarpma yoluyla yaparım diyorsun. Ve olayı 18 yaparak bitiriyorsun. Neden? Çünkü birinci çorbayla 3 ana yemek yiyebilirsin. 2 tatlı yiyebilirsin. Bunlar hepsi birinci, birinci çorba. Ana yemekler tatlı. Böyle böyle ayrı ayrı olduğu için bunlar çarpma yoluyla. Hemen bak yollara bak. A'dan B'ye 3 yolla mı gidiyorsun? Evet. C'ye kaç yolla gidiyorsun B'den? 2 yolla. O zaman bak bu yolu seçtim bunu seçebilirim. Bu yolu seçtim bunu seçebilirim. Her yola ikişer tane mi geliyor? Evet o zaman burası nedir? 3 kere iki altı tane farklı yoldan ben C'ye giderim. Tabi bunların değişik versiyonları vardı. Geldiğinden gitmeyeceksin, gittiğinden gelmeyeceksin falan filan. Onları da tabii ki de ne yapacaksınız bilmeniz lazım. Ben şu an özet geçtiğim için bırakıyorum. Rakamları farklı. 4 basamaklı doğal sayı diyor. Doğal sayı 4 basamaklıysa, rakamları farklıysa buraya zaten sıfır gelmez. Bak 4 tanesinden bir tane ne yapıyorum? Doğal sayı elde ediyorum. O zaman buraya sıfır gelmeyeceği için kaç tane rakamım var? 9 tane. Rakamları farklı için bir tanesini koydum. Sıfır geri geldi 9 tane. O zaman buraya da 8 ve 7 gelir. Rakamları farklı olur. Bu gibi şeyleri de biz çarpma yoluyla yapıyorduk. Böyle yazmıyordun tabii ki de. Araya da çarpı koyuyordum dedim rakamları farklı 4 basamaklı doğal sayı işte bunlar bu kadardır peki permütasyon dediğimiz neydi permütasyon dediğimiz sıralamaydı peki permütasyonun bir kuralı vardı neydi o en enin diyorsa en faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel diyordu ama ben bunu kullanmıyordum ne diyordum ben n'den başlayarak r tane yan yana sayıları geri doğru yaz diyordum birazdan göstereceğim bak şimdi sana mesela enin enlisi nedir enin enlisi en faktöriyeldir. En'in n'lisi en faktöriyeldir. N'in sıfırlısı nedir? N'in sıfırlısı 1'dir. N'in birlisi nedir? Bak e, bir tane yazdın n. Peki hemen şunu söyleyelim. 7'nin üçlüsü nedir permütasyonda? Bak dediğim şey şu. 7'yi yaz. 6, 5. Neden? Çünkü bak buraya yaz. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. E zaten bunun ilk 4 sırasındakiler gidecekler. Geriye 7, 6, 5 kalacak. O zaman ben ne diyorum sana? Sen 7'den başla. Üç tane yan yana yaz olsun bitsin. Peki iki kız üç erkek fotoğraf çektirirlerken erkekler yan yana olmasını ne yapacaksın peki sen? Erkekler yan yana ise erkekleri paket edeceksin. Ne yapacaksın? Bir bütün olarak düşüneceksin. Peki kaç tane kız var? Üç tane. Erkekler paket oldu bir tane. O zaman bunlar dört faktöriyel şekilde yan yana fotoğraf çektirirler. Ama 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 erkekler kendi arasında yer değiştirirse bak bu da olur dedim. 4 faktöriyel 24'tü. 2 ile çarparsan 48 olur. Peki erkekler yan yana olmaması ne demek? Bütün durumumuz ne? 3 kız 2 erkek 5 faktöriyel şekilde fotoğraf çektirdiler. Doğru mu? Evet. Peki 5 faktöriyel neydi? 120 idi. Erkekler yan yana oldukları 48 fotoğraf mı? Evet. Peki bütün fotoğraflardan erkeklerin yan yana olduğunu çıkarırsam geriye kalan 72 benim erkeklerin yan yana olmadığı mıdır? Aynen öyle hocam. O zaman bu soruyu da bitirdin sen. Geçtin dedim. Hemen buna bakıyorum. Bir matematik bir fizik 8 farklı kitap varmış. bak. Bir de yani ne oldu? 10 tane kitabım oldu mu benim? 10 kitabım var. Ben ne diyorum? Matematik ve fizik kitaplarının arasına daima 3 kitap koyarsan yeni bir sıralama muhabbeti o zaman şöyle matematik burada Fizik burada. O zaman kitap bir, kitap iki, kitap üç. Geriye kaç tane kitap kaldı? Beş tane. Niye? On kişilerdi. O zaman bak şimdi. Geriye sekiz tane kitaptan bu araya kimleri yazabilirim? O sekizden birini yazabilirim. Sekizden ikiyi yazabilirim. Sekizden üçüncüyü yazabilirim. O zaman ne oldu? Sekiz ihtimal, yedi ihtimal, altı ihtimal vardır. Peki ben şuna şöyle diyebilir miyim? Permütasyon sekizin üçlüsü. Neden? Çünkü Bunlar bu araya bir kere girecek. Peki araya girdikten sonra yeni oluşan sistemde, yeni oluşan sistemde artık üç kitabı buraya paket ettin. Beş tane de burada var. Altı tane kitap paket oldu. Ve altı kitabı sıralayacaksınlar o zaman. Altı kitap nasıl sıralanır arkadaşım? Altının altılısı. Yani altı faktöriyel şekilde sıralanır. Bak enin enlisi en faktöriyelde altının altılısı altı faktöriyel olacak. Ama burada bir şeyi unuttum ki neydi o? matematikle fizik yer değiştirebilir. Unutmadım tabii ki de aklımda. O da ikinin ikilisi diyebilirsin. İki tane yer var. İki yere de yerleşmeleri iki faktöriyeldir. Bu sayının çarpımını size ödev olarak bırakıyorum. Yaklaşık 4 ay sonra öğrenirim diyorum. Çünkü bu çarpma biraz uzun. Dedim geçtim. Permütasyon neymiş arkadaşım? Permütasyon sıralamaymış. Bunu da sana hatırlattım dedim geçtim. Şimdi burada tekrarlı permütasyon var. Tekrarlı permütasyonu bir hatırlayalım. Neydi? Bazı şeyler tekrar ediyordu. O zaman bu şeyler sıralamada ne yapacaktır sıralamada? Bizim aynı ifadeler olmasını sağlayacak. Mesela bu beşle bu beş yer değiştirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Aynı şey gözükür. Aynı şeylerin gözükmesi de bana yeni bir ifade sağlamaz. Yanı ifade sağlamazsa bu tekrarlı permütasyondur. O zaman tekrarlı permütasyonları bir örnekle açıklayalım. Sen ne yapacaksın? Kaç tane elemanın var? 10. Normalde bunlar tekrarlı olmasaydı 10 faktöriyel miydi? Evet. Peki 2'ler kendi aralarında yer değişmesi iki faktöriyel mi ve anlamsız mı? Evet, o zaman iki faktöriyeli böleceğim. Yani sadeleştireceğim. O iki faktöriyel yer değiştirme ihtimali ortadan kalkacak, gidecek. Peki 3'ler yer değiştirmesi 3 faktöriyeldi. 4 zaten yavrucak bir tane bunların arasında kaybolmuş. 5 Beş faktör 5'ler de 4 taneydi. 4 faktöriyel şeklinde yazarım. Ben bunu da sadeleştiririm. Bunu sadeleştirmek kolay ama bunu özetimiz uzamasın diye size bırakıyorum. Yine tekrardan şimdi hemen liç tayfa hazır. Yorumlarda hoca bu ne ya? Özetle bütün her şeyi bize bırakmışsın diyecekler. Ama onları da seviyorum. Yorumlar kıymetli. Peki tekrarlı permütasyonda bir de böyle kare kare yollar mı vardı? A'dan B'ye en kısa şekilde nasıl varabilirim diye. Bunların kuralı neydi? Sağ, 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 sağ. Dört sağ mı var? Sağ, 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 sağ. Dört tane sağ var. O zaman bak sağ, 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 Yukarı yukarı. Ben yukarı yukarı gidecek miyim? Gideceğim. O zaman ben şöyle yapabilir miyim peki? Sağ yukarı, sağ yukarı, sağ sağ. Yani ben bunların farklı yer değiştirmeleriyle yeni bir rota belirleyebilir miyim kendime? Belirlerim. Ama ne olursa olsun iki kere yukarı gitmem lazım. Dört kere de sağa gitmem lazım. O zaman bak bu olay bile bize matematiği gösteriyor. Tekrarlı permütasyonu. Yani altı durum var. Toplamda altı durum var. Ama bu 6'nın 4 faktöriyeli ile 2 faktöriyeli aynı şeyler olduğu için ben bunları ne yapıyorum? Hemen sadeleşmesini yapıyorum. Bu arada bu çok kolay bir şey. Bak 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. 4 faktöriyeller birbirini götürür. 2 faktöriyel 2'dir. Bunlar sadeleşti. Bunun cevabı da 15 olur. Bu tarafa kaydık ama olsun dediğim. Bak ne oldu? Tekrar permütasyonda çok güzel bir şeydi hatırladım. Dönel permütasyon nedir? Döner da şudur. Bunlar yuvarlak masaya insanlar oturur. Bir insanı ben ne yaparım? Rota belirleyici seçerim. Bir insanı mesela nereyi kimi seçersin? Baba masanın başına oturur. Baba masanın başına oturursa diğer insanlar ona göre oturur. Ona göre otururlarsa sıralamam bir kişi eksiye göre bakılır. Yani bu adam bize rotayı belirleyecek. Yani babacığımız rotayı belirleyecek. Anne, baba dört çocuk yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilir? Bir, iki, dört de buradan altı kişi var. 6 kişi 6 faktöriyel değil 6 eksi 1 faktöriyel yani 5 faktöriyel şekilde oturabilir. Peki 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 anne baba daima yan yana otursa bak yan yana oturanları ne yapıyorsun paket ediyorsun. Paket ettin bir kişi buradan var. 4 çocuk var etti mi sana 5 kişi. 5 kişi nasıl oturur? 4 faktöriyel şekilde oturur masaya. Bak toplam 5 kişiler artık. Çünkü niye? İkisi bir kişi, dört çocuk, beş kişi ama döner masaya oturduğu için bunlar dört faktöri olacak. Hiç unutmadan şunu söyleyelim, bunları paket ettik ama bakın e, burada kabalık yapmayalım anne babayı paket ettik gibi bir şey yok yani. Burada ne var? Matematiksel. Bunları bir araya getirdim. Ama bunların yer değiştirmesi de olur. Yer değiştirmesi de iki faktöriyeldir. Dedim dört faktöriyel çarpı iki faktöriyel. Bunun cevabı yani 24 çarpı 2 48'dir. Dedim geçtim. Permütasyon bitti, sayma bitti. Permütasyon bitti. Kombinasyondayız. Kombinasyon neydi arkadaşım? Seçmeydi ya da alt kümeydi değil mi? Alt küme. Permütasyon dizilimdi, sıralamaydı ama kombinasyon neydi? Kombinasyon bizim için e, alt kümeydi, seçmeydi dedik. Peki nasıl seçeceğiz insanları? İnsanları seçerken biraz önce yaptığım permütasyonun aynısı yalnız bir de burada Birden başlayarak o kadar sayı ekleyeceğim. Şimdi sana söyleyeceğim. Alt küme mantığının aynısı. En elemanlı bir kümeden en tane eleman nasıl seçersin? Tabii ki de bir şekilde seçersin. Peki hiç seçmeme boş küme nasıldır? O boş kümede bir tanedir o arkadaşım. O zaman en tane elemandan birer tane nasıl seçersin? Tabii ki de en tane seçersin. Bak şimdi işte sana söylediğim bu formülü biz unutmuştuk. Formül yok arkadaşım. Ne vardı? Pratik vardı. Pratik neydi? Permütasyon yapar gibi... 5'ten 2 tane gittim. Aşağıda da 1'den 2 tane gidecektim. O zaman bunlar sadeleşti. 5'in ikilisi 10'du. Dedim geçtiğim. Çünkü niye? Per kombinasyon alt küme mantığı vardı. Kombinasyonun bir de özellikleri vardı. Bunlar da hayati önemliydi. Mesela ne vardı? N'in reylisi N'in k'lısına eşitti. Bak N'in sıfırlısı N'in endisiyle N'in sıfırlısı birbirine eşit. Niye? Birbirlerinin toplamı neydi? O zaman bak böyle iki tane kombinasyon birbirine eşit görürsen o zaman sen kolayı unutma. R, K'ya eşit olabilir. Mesela en'in üçlüsü en'in üçlüsü eşittir tabii ki de. Ama bir de ne vardır? R ile K toplamları N'ye eşittir. Mesela ne diyorsun hocam? 5'in ikilisi biliyorsunuz ki siz 5'in üçlüsüne eşittir. Bu bana ne kazandırır? Bu bana şunu kazandırır. Adam sana onun dokuzuncusunu sorarsa sen böyle uzun uzun yazacağına hayır arkadaşım bu onun birlisidir diyeceksin. O da ondur dedin. Olayı bitirdin. Kombinasyon böyle gösterilir. Böyle de gösterebilir. Bak permütasyon kesin P ile gösterilir ama kombinasyon bu şekilde de gösterilebilir dedik. Bir de birazdan Hayyam üçgeninde, Pascal üçgeninde göstereceğim ama burada da söyleyelim. N'in R'lisi, N'in R artı birlisi ne olacak? N'in R'lisi ile N'in R artı birlisi e, toplanınca burası da N artı bir, R artı bir olacaktır dedim ve bu olayı da anlatmış olalım. Nasıl? R, R artı bir olursa hemen üstü de bir tane arttırıyorsun. N artı bir, R artı bir diyorsun. Hemen alt tarafa geldim. Ben sana ne demiştim biraz önce? Kombinasyon alt kümedir. Bu nedir? N'in sıfırlı elemanı. N'in birli elemanı. Yani N elemanlığına bir eleman seçiyorsun. N elemanlığın iki eleman seçiyorsun. N elemanlığın N eleman seçersen bu nedir? N elemanlığının bütün alt kümeleri midir? N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2, üzeri N'dir dedik. Bu ne işime yarıyordu benim? Bazen adam bana diyordu ki en az iki elemanlı diyordu. En az iki eleman demesi ne demekti? İki ve daha fazlası. En az iki eleman bu demekti. Bana burayı sorduğu için. Mesela be diyelim ki on elemanlı olsun. O zaman onun sıfırlısını ve onun birlisini ben ekstradan yazarım. Tamamı ne olur? İki üzeri on olur. Bunları çıkartırsam işte istenilen yeri bulmuş olurdum dedim. Bu kısmı da geçtim. Kombinasyonla ilgili birkaç tane sorumuz vardı. Onlara bakacağız şimdi. Ne diyor model soru? 5 erkek 3 kız arasından 5 kişilik ekip seçilecektir diyor. Bak ekip seçiyorum. Ne yapıyorum? 5, 3, 8 kişi arasından ekip seçersen nedir? 8'in 5'lisi. 8'in 5'lisi. 8'in 3'lüsü ne meşit? Aynen öyle. Bak permütasyon gibi yazdım. 3'ten de 1'e kadar yazıyorum. Ve bunlar 3, 2, 6. Demek ki bu 56'dır dedim. Bakın 8 kişiden 5 kişi seçeceksin ama 8'in 5'lisini bulacağıma biraz önce öğrendim. 8 biraz önce öğrenmedin tabii. Ben bu dönemde çok iyi öğrettik arkadaşım. O yüzden burada tekrar ediyoruz. Geçtim. 3 3 erkek, 2 kız kaç farklı şekilde seçilir? Erkekler 5 kişi miydi? 3 erkek gelsin. Kızlar 2 kişi miydi? Pardon, kızlar 3 kişiydi. ...oradan da ikisini seçelim. Toplam 5 kişi etti. 5'in üçlüsü biraz önce yaptık 10'du. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisiyle aynı. O da neydi? 3'tür. Çünkü 3'ün birlisi değil, enin birlisi. Her şey kendisine eşitti. Bu da 30 oldu. En az bir kız istiyor. En az bir kız demek şöyle mi demek? 5 kişi seçeceğim ya. Bir kız, 4 erkek. 2 kız, 3 erkek. 3 kız, 2 erkek olacak. O zaman ben bir şey söyleyeceğim. Hiç kız seçmesek, hiç kız seçmeyelim. Toplam durumdan, toplam durumdan kızların olmadığını çıkarsak ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. O zaman yapalım. 56 zaten tüm durumdu. Ben ne, benden ne istiyor? Hiç kız olmamasını. Çünkü bak kız geldi, 2 kız geldi, 3 kız geldi. Bir de burada zaten bir ihtimal var. O da sıfır kız, 5 erkek. O durumu çıkarsam yeter. 5 erkekten 5'ini seçmenin nedir cevabı? 1'dir. O zaman bu nedir? 56 erkeklerin hepsini çıkartırsan geriye kesinlikle en az bir tane kız kalır. İsteyen bunları hesaplasın. Mesela bir kız 3. 4 erkek 5'in üçlüsü 15 tane buradan gelir mesela. 2 kız 3. 3 erkek 10 oradan gelir. 30 oldu. Peki buraya bakalım. 3 erkek pardon 3 kız. 3 kız zaten buradan geliyor. 2 erkek 10 da buradan gelecek. Bak topladım bunu etti. 55 etti. Garanti altına aldım dedim. Hemen buraya bakıyorum. Kaç üçgen çizilir diyor. Kaç üçgen çizilir? Noktalarına bakıyorsun kaç tane nokta var? Görüyorsun ki 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Yukarıda 5 tane, aşağıda 4 tane. Bak bazı arkadaşlar bu soruyu şöyle yapıyor. Buradan 2 tane alırım, buradan 1 tane alırım. Veyahut da buradan 1 tane alırım, buradan 2 tane alırım diyorlar. Arkadaşım ne uğraşıyorsun sen ya? Toplam 9 tane mi var? O zaman 9'un 3'lüsü. 9 tane noktadan 9'undan 3 tane seçersin. Ama seçtiklerinin bazıları oluşturmaz. Kim? O dördün üzerindeki üç tanesi üçgen oluşturmaz. Sildim. Bir de beş tanesinin üzerindeki üç tane de üçgen oluşturmaz. Bak bütün üçlüleri alıyorsun. Bütün üçlüleri alıyorsun. Ama bütün üçlülerden üçgen oluşturmayanları çıkartıyorsun. İsteyen böyle de yapabilir. Ama tabi bu mantık tercihimiz değildir. Kombinasyonda böyle seçme soruları vardı. Bir de geometrik sorular vardı kombinasyonda. İki çember en çok kaç noktada kesişir diyor. Bir kere iki çember hiç kesişmeyebilir. İki çember teğet olup bir noktada kesişebilir. Ama en çok iki noktada kesişirler. İki noktada kesişiyorsa kaç tane çember var? Altı. Altının ikilisi. Neden hocam altının ikilisi? Çünkü bu, bu çemberler kaç tane ikili ikili birleşecekler? İkili ikili kaç tane birleşiyorlar? Ona bakacaksın. Altının ikilisi yani kaç? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 15 etti. Bak 15 çarpı her çember, her ikili çember ikişer noktada mı kesişiyor? Aynen öyle. O zaman çarpı 2 yapıyorum. Çarpı 2 yaptığımda 30 tane farklı noktada kesişir dedim. Al sana kombinasyonun özetinin mükemmelliği. Bu kadar kısa ve net bir özet olmazdı. Beni tebrik ettiğinizi duyar gibiyim. Teşekkür ederim. Devam edeyim ben. Pascal üçgeni, Hayyam üçgeni de demiştik. Bu ne işimize yarıyordu bizim? Hayyam üçgeni, Pascal üçgeni şu işimize yarıyordu arkadaşım. Bizim işimize şöyle yarayacaktı bu. Ne yapacaktı? X artı Y'nin açılımında böyle ikili açılımlarda zaten binom ne demek? İkili demek. O zaman polinom da çoklu demek. Onun gibi. Burada ikili açılımlarda biz ne yapacaktık? Pascal üçgeni bize katsayılarda yardımcı olacaktı. Peki katsayılarda nasıl yardımcı olacak? Bak burası ne? İki tane eleman var. Burası da sıfır. O zaman ne diyorsun sen? Burası sıfırın sıfırlısı. Burası birin sıfırlısı, birin birlisi. Bak burası ikinin sıfırlısı. İkinin ikilisi, ikinin, ikinin birlisi, ikinin ikilisi. Ha, O zaman anladım. Bu arada farkındaysan yukarıdaki her sağlı sollu ikili aşağıda ortadakini oluşturuyor. Bak. 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 O zaman sana bir şey söyleyeyim. Bak şuradaki 3'e bak. Burası 3'ün kuvvetleri, 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü. O zaman şurayı bir düşünelim bak. Şu ikisini düşünelim. 3'ün birlisi artı 3'ün ikilisi. Şu ikisi toplanınca ne oluyor? 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi. Eşittir. 4'ün ikilisi. E ben kombinasyonun başında söylemiş miydim bunu olur diye? Söylemiştim. O zaman ben burada tekrar edeceğim demiş miydim? demiştim. Neyi tekrar edeceğim demiştim. Bak neyi tekrar ettim. N'in R'lisi. N'in R artı 1'lisine toplanırsa R artı 1'e arttı mı hemen üstü de bir artacak gibi aklına tutabilirsin. Pascal üçgeninin önemi buydu. Biz asıl binom üçgenini, binom açılımını bilmemiz lazım. Binom açılımı neydi? N'inci dereceden bir kuvvet alırsan ikililerde bak binom ikililerde alırsan bu ne olacak? Kuvvetleri şeklinde açılacak ve elimize her zaman şöyle bir şablon gelecek. Nasıl? N'in bir şeylisi X üzeri bir şey Y üzeri bir şey. O bir şeyler neydi? Bir şeyler şuydu. Şuraya koyduğun sayı ikincinin üstüydü ve de geri kalan toplamları da üstü vereceği için ne yapacaktın? Onun da ne olduğunu oradan anlayacaktın. Şimdi bak arkadaşım bak bak bak. İyi izle şimdi. Kolumu da şuraya koyayım böyle. Güzel yine ben de odaklanayım. Bak o zaman ben şunu anladım. Bak bir açılımda bana ne sorarsa hemen burada bir enin ...R'lisi olacak. Tamam. Çarpı X üzeri bilmiyorum... ...Y üzeri R olacak. Şu ikinci burada olacak. Burası da ikisinin toplamı N etmesi için... ...N eksi R olacak dediğim... ...terim sayısını düşünürsen... ...bak N'in sıfırlısıyla başlıyorsun. Bu arada... ...N'in sıfırlısı... ...burası N, burası sıfır. Sonra neyle devam ediyorsun? N'in birlisi... ...çarpı n üzeri, X üzeri... ...N eksi 1 çarpı... ...Y üzeri 1 ile devam ediyorsun... Böyle böyle gidiyor. Peki nereye kadar gidecek? En sonucu da en'in en'lisi pozisyonuna gelecek. Peki en birden başlayıp en'in ne kadar en tane sayı var mı? Var. Bir de sıfır var. O zaman bir terim bir binom açılımında kaç tane terim olur n'inci dereceden de? En artı bir tane. Bana katsayılar sayılar toplamını sorarsa ne yapacağım? X ile Y'nin yerine bir koyacaktım. Sabit terimi sorarsa ne yapacaksın? X ile Y'nin yerine sıfır koyacaktın. En sonunda da Böyle üzeri çift olan bir şeyin 2n artı 1 tane 2 üzeri n ise 2n artı 1 tane neyi vardır arkadaşım? Ele terim sayısı vardır. Peki terim sayısı varsa ortanca terim nedir? 2 i̇ki üzeri 2'nin n'lisinin 2n'in n'lisinin x üzeri n, y üzeri n'dir. Tam böyle ortaya bu denk gelir dedik. Birkaç tane soru gösterip bitirelim bu binom açılımında. Hemen neymiş sorumuz? Bir olaya odaklanalım. Böyle bir açılımda baştan dördüncü bak, 7'in sıfırlısı, sıfırlısıya başladın ya, 7'nin birisi, 7'in ikilisi, 7'nin üçlüsü. Bak dördüncü eleman bu mu? Dördüncü eleman bu mu? Bu. Dördüncü eleman buysa ben zaten dördüncü terimi nereden biliyorum? 0 başta olduğu için, 0 e, birinci, e, geriye 3 tane kalıyor. O zaman 7 üssü. Bak çok güzel bir şekilde hatırlayalım. 7'nin üssünü yazıyordun. Kesinlikle buraya ikinciyi al, birinciyi alıyordun. Kesinlikle buraya ikinciyi alıyordun. Bana dördüncü terim. Yedinin üçlüsü. Burası üçse. Şurası üçtü. Bu arada bak ikinciyi nasıl aldım? Eksiği unutmadan aldım. Burası üçse burası da dörttü. Yedinin üçlüsü neydi? Hesaplarsın. Üç üzeri dört zaten. Seksen bir x üzeri dört. Burası da zaten. Eksi zaten geleceği için eksiyi başa alırsın. Hatta 7'nin üstünü hesaplayalım ya. Hesaplamayacaktım. 7, 6, 5 bölü 3 çarpı 2. Yani bunlar gitti. 35. 35 çarpı bu oldu. Bir de şuradan 8 y gelecek. Hocam eksi nereye gitti? Eksiyi başa aldım. Bunu da çarpmak isteyenler çarpsın. 3 hafta sonra görüşürüz inşallah. Dedik geçtik. Peki bu soru vardı. Bir de bana ortada sorsaydı nedir bu diye. Bak her zaman yapacağım şey belli. Enin enin kaçlısı olduğunu bilmiyorum. Peki burası ne? Eksi 2x karenin bilmem bir şey kuvveti var mı? Var. Artı 4y kübün bilmem bir şey kuvveti var mı? Var. Peki bunun üzeri x üzeri 6 olduğuna göre şurası 3 müymüş arkadaşım? Niye? X üstün üstü çarpılacak. X karenin 3. kuvveti 6'ya denk gelir. Peki bunun da üstün üstü çarpılacağına göre burası 2 midir? E, o zaman üstler toplanmayacak mıydı? Al sana burası 5 oldu mu? Peki alt tarafı kim belirliyordu? Alt tarafı bu adam belirliyordu. Bunun üstündeki. Bunun üstündekini de buraya yazdım mı? Yazdım. Bana neyi soruyor? Neye bir kere kesinlikle 5'tir. O zaman neyi sordu? Şurayı bir toparlayalım. 5'in ikilisi 10'du. Biraz önceden hatırlıyorum. Şuradan eksi 8 x üzeri 6 geldi. Bir de buradan ne geldi? Buradan da 16 y üzeri 6 geldi. Bak y üzeri 6 x üzeri 6 tamam. O zaman 10 çarpı 8 çarpı 16 eksi de başa gitti. İşte bu da benim k değerim oldu. K'yı da bulmuş olduk. Neden? Çünkü burada x üzeri 6, y üzeri 6 duruyor. E burası da kat sayısı işte. Oldu da bitti maşallah. Olasılık geldi inşallah dedik. Peki olasılık neydi arkadaşım? Sayma bitti. Permütasyon bitti. Kombinasyon bitti. Binom, binom ve ee, Pascal üçgeni bitti. Olasılık son konumuz bu, bu sıradaki. Hemen olasılığa bakalım. Neydi? Birinci üniteyi bitirmiş olacağım şimdi. Olasılık neydi? Olasılık bütün durumlar içinden istenen durumdu. Bir şeyin olasılığı. Probability İngilizcesi de böyle zaten. Probably diyebilirsin. Probability diyebilirsin. İş burada İngilizcemi konuşturma şimdi burada Afgan aksanıyla. <laughs> Geçelim. O zaman burası ne oldu? Burada diyor ki bana A'nın olma ihtimali. A'nın olma ihtimali nedir? Burada A'nın sayısı, olabilme sayısı bütün durumu bölüyorsun. İşte bu olma ihtimaldir. Peki bütün durum buradaysa burada bunun olma olasılığı nedir? Bütün durumun içindeki bir durumdur. İçindeki bir durumsa, o zaman bu sayı kesinlikle birden küçüktür. E hiç olmaya da kesinlikle olabilir. O zaman sıfırla bir arasında olduğunu unutmayacaksın. Kesin olay nedir? Kesin olay bir bölü birdir. Yani bütün ihtimaller içerir. Mesela bir zarı attın, bir zar kesinlikle altıdan altı, yediden küçük gelecektir. Bak bu kesin bir olaydır. İmkansız olay nedir? Peki bir zar attın 7 gelme olasılığı 0 bölü 1'dir. Çünkü hiçbir ihtimali yoktur. Hatta 0 bölü 1 değil 6'dır. Burası da 6 bölü 6'dır. 6 bölü 6'dan dolayı bu 1'dir. Bu da 0 bölü 6'dan dolayı 0'dır dedik. Bir olayın tümleyeni nedir? Bir gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6. Bir gelmeme olasılığı nedir? Bir gelmeyecek. Gelmeme olasılığı da tabii ki de 1'den e, çıkartılmış halidir. 1 eksi P A'nın tümleyenidir. Zaten burada gösterdik. Bir şeyin olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı neydi? Birdi dedik. İstersen bunu karşıya atarsın dedim. Hallettim. Geçtiğim. Bir de para mevzuları vardı. Para mevzusunda parayı havaya attı. Üç kere. Bak üç madeni para havaya atılıyor. Üç madeni para havaya atılıyorsa burada iki, bir, birinin iki durumu var. İkincinin de iki durum var. Üçüncünün de iki durum var. O zaman toplam sekiz durum var mı? Var. Bak toplam sekiz durumum var. Bana ne diyor ama? Bir yazı iki tura gelme olasılığı. Bir yazı iki tura nasıl gelir? Bak yazı gelir tura tura olur. Tura gelir yazı tura olur. Bir de tura gelir tura gelir yazı olur. Başka olma ihtimali var mı? Yok. Bütün durum neydi? Sekizdi. Bak şuraya yazalım. Bütün durum sekizdi. Kaç tane olasılık gelecek? Üç ihtimal var. İşte bunun olma olasılığını buldum. Olma olasılığı nedir? Burada 3 bölü 8'dir dedim en az bir yazı gelme olasılığı en az bir yazı gelme ne demek hiç yazı gelmediğini söylerim bak hiç yazı gelmesin en az bir yazı diyor ya yazının gelmediği durum nedir tabii ki de hiç yazının gelmediği durumu TTT'dir. geri kalan hepsinde gelecek mi gelecek o zaman bu da nedir 8 bölü 7'dir. 7 bölü 8'dir dedim. Neden 7 bölü 8'dir dedim. En az bir yazı gelecek. Bak yazı bir tane olabilir yazı 2 tane olabilir. Yazı 3 tane olabilir ama bunlar ne olacak? Hiç yazı gelmeme olasılığı tamamından çıkartırım. Buradaki mevzuyu yaptım yani. Hiç yazı gelmeme olasılığı 1 bir tanedir. 1/8. Bir o zaman tamamından çıkartırsan 7/8'dir dediğim. 7 noktadan 3 noktanın oluşturma olasılığı. Bak bu sefer olasılık soruyor. Ama benim yapmam gereken ne? 7 tane noktam var. Benim bütün durumum nedir? Bütün durumum bütün durumum 7'nin 3'lüsü. Bütün 3'lüleri seçtim. Bütün 3'lüleri seçtim. Peki bu 7'nin 3'lüsünden kimler olmaz? Bir 3'ün 3'lüsü olmaz. Bir de 4'ün 3'lüsü olmaz. Bak 4'ün 3'lüsü olmaz. 7'nin 3'lüsü nedir bu arada? Biraz önce söylemiştik. 35'ti. 35. 35'ten kim çıkacak? Bir 1 var. Bir de 4 var. Yani 30 tane durum oldu. Yukarıyı aşağıya bölersen 6 bölü 7 olur. Tüm durum artı bizden istenen. İstenen bölü tüm durum. Ben burada ne yaptım? Bütün üçgenleri, üç noktayı buldum. Bir de şu noktalarda üçgen oluşmuyordu. Onları çıkarttığımızda biraz önceki soruda vardı. Çıkarttığında üçgen oluşanları bulursun. Oluşma, oluşma durumları ve bütün durum böldüğünde olasılığın cevabı gelir ve nihayet matematiğin prensesine prensine geldik. O da ne? Fonksiyonlar dedik. Fonksiyonları bir hatırlayalım bir geniş bir özet yaptık. Bayağı bir yer var. Polinoma kadar çok iyi yerler var. Buraların hepsini bir hatırlayacağız. Sonra da tabii ki de birkaç tane de polinomdan yer vardı. Sonra da bitiriyoruz zaten. Hemen bakalım ne vardı arkadaşım. Tanım kümesi vardı. Tanım kümesine A diyorduk. Neydi onlar? X'lerin olduklarıydı. O zaman burası tanım kümesi A mıdır? Evet. Değer kümesi vardı. Değer kümesi de benim sayılarımın gittiği yerlerdi. Ve orada geniş çene, büyük gene bir değer kümesi vardı. Bir de FA vardı. FA neydi? FA da X'lerin cevapları. Burada bak değer kümesi büyüktü ama görüntü kümesi küçüktü. Niye? Görüntü kümesi belki de buna da eşit olabilirdi. Çünkü X'lerin cevapları bir araya geldiği kümeye ben görüntü kümesi diyordum. Yani FA. Bakın fonksiyonumuz ne? Fonksiyonumuz FX. X'ler buraya geliyordu. Cevaplarda Y oluyordu. Ama ben buraya A dersem A ne demek biliyorsun? A kümesindeki bütün her şeyi koyduğundaki oluşan bütün cevaplara FA dedim demektir. Bu da ne demekti? X'in yerine 2 koydun, cevap 5 oldu. İşte bunlar da bana sıralı ikililer verirdi. Sıralı ikililerin başındaki X'ti, ikincisi de Y'ydi Cevaplardı dediğim. Peki benim bir de bilmem gereken ne vardı? Şuradaki güzel kalemlerimi alayım. Benim bilmem gereken ne vardı arkadaşım? Bilmem gereken şey şuydu. En geniş tanım kümesi. En geniş tanım kümesi ne demek? benim için sıkıntıları çıkar at geri kalanda bir sorun olmasındı hemen bakıyorum benim için sıkıntı ne var burada rasyonellerde payda sıkıntıdır payda sıfır yapan olay sıkıntıdır burayı sıfır kim yapıyor eksi beş o zaman ben bu adamın fonksiyonun tanım kümesine şöyle derim bak tanım kümesi r'den eksi beşi çıkarttığımda bütün her şey reel sayılara gider. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama kim olmayacak? Eksi 5 olmayacak. O zaman bunun geniş tanım kümesi nedir? Tanım kümesi reellerden eksi 5'in çıkmasıdır. Peki burada ne sıkıntı var? Çift köklülerde, köklü sayılarda, çift derecelilerde içerisi sıfır olmazdı. Pardon sıfır olur, negatif olmazdı. O zaman x eksi 2 büyük eşittir sıfır olmalı. Tamam o zaman x ne olmalı? x bir kere 2'den büyük eşit olmalı x 2'den büyük eşit olmalı. E buraya bakıyorsun. Buraya baktığımda da y eksi x büyük eşit 0 olmalı. O zaman 7 y, y diyorum. y 7 eksi x 0'dan büyük olmalı. O zaman ne oldu? 7 x dediğim şey 7'den küçük olacakmış. Bu sayı hem 2'den büyük eşit olacak hem de 7'den küçük eşit olacak. Bunun en geniş tanım kümesi neymiş? Onu da şuraya yazayım. En geniş tanım kümesi morla yazayım net gözüksün. 2 kapalı aralığı 7 kapalı aralığı. Hocam 2 olur mu? Olur. 0 yapar. 7 olur mu? Olur. 0 yapar. Ama bunlardan ötesi olmaz. Mesela 8 ver. Burayı eksi yapar. 1 Ek ver. Burayı eksi yapar. Olmaz dedik. Peki böyle bir polinom varsa polinom. Polinomu sen biliyorsun. Nedir? Onlar üstler. Birazdan yine anlatacağım. Böyle bir polinom varsa hiçbir sıkıntı yoktur. Tanım kümen nedir? Sorun olmadığı için reel sayılardır dediğim bir de fonksiyonlarımızda ilk başta ne yapmamız gerekiyordu? F5'i sorabilir mesela buradaki gibi. F5'i sorarsa sen x'in yerine 5 koymayacaksın. Ne yapacaksın? x'in yerine 5 yapan değeri koyacaksın. 5 yapan kim? 1'dir. Niye? 3 ile neyi toplarsan 5 eder? 2'yi. O zaman burası nedir? 1'dir. 1 koyarsan ne olur? Burada da 1 koyacaksın. 1'in karesi artı 1'den dolayı burası 2 olur. Peki burayı bak F5 yaptım şu an. Burası F5 oldu. Aynısının tıpkısının benzerini eksi 1 için yapalım. Eksi 1 olması için buranın eksi 4 mi olması lazım? Eksi 4 olması için x'in eksi 2 mi olması lazım? x eksi 2 olursa burası eksi 4. Eksi 4 3 daha eksi 1 oldu. F eksi 1. x'in yerine kimi koydum? Eksi 2. Hemen eksi 2'nin karesi yaptın. Artı 1. Çünkü niye? x'in yerine eksi 2 koydum. Burada da koymak zorundayım. Koyarsam ne oldu cevabım? 5 oldu dedim. Bunu da halletmiş oldum. Bazen de adam x fx'li bir şeyden fx'li bir şey soruyor. Sen burada uyanık olacaksın arkadaşım. Bak şunu diyeceksin. x artı birken bu olmuş. Bana bunu istiyorsa ben bunu nasıl elde edebilirim? x'in yerine ne koyarsam bu olur. Bak x'in yerine 2x eksi 2 koysan. Bak x'i al yerine 2x eksi 2 koy. Ne olur? 1 ile toplarsan 2x eksi 1 olur. Ha, x'in yerine bak x'in yerine 2x 2 koyacaksın. Koyalım. Nerede? Burada koyacağım. Koydum. 2x 2 artı 2. O zaman bunun cevabı ne oldu? 3x 6'dan bir de burada var. Artı 2. 3x 4 oldu. Bu gibi şeyleri de hatırlatmış olduk. Dedik. Geçtik. Fonksiyon çeşitlerine. Fonksiyonlarımızın bu kadar çeşidi vardı. Bakalım neler varmış orada. İçine fonksiyon vardı. İçine fonksiyon neydi? Benim tanım kümemdekiler karşı tarafta değerin içinde kalacak. Yani değerin içinde kalacak derken örtenden bahsedelim. Bütün elemanlar değer kümesindeki bütün elemanlara giderse boşta eleman kalmıyorsa değer kümesinde o örtendi. Boşta eleman kalırsa o neydi? İçineydi. Yani değer kümesinde boşta eleman kalıyor mu ona bakacaksın. Mesela doğal sayılardan doğal sayılara gidiyor. İçine fonksiyonda, örten fonksiyonda kim önemlidir biliyor musun? Karşı taraf. Karşı tarafta boşta eleman kalıyor mu, kalmıyor mu ona bakacağız. Bütün doğal sayıları düşün, sıfırdan sonsuza kadar. Bakalım buna göre bakarsam hiç elimde burada eleman kalıyor mu boşta? Sıfır koydun, sıfır koyarsam ikiye gider. Bak, sıfır ikiye gitti. Bir koydum, bir koyarsam üçe gider. İki koydum, İki, dörde gider. E peki e bu birlere sıfırlara kim gidiyor birader? Birlere sıfırlara kimse gitmiyor. Kimse gitmiyorsa o zaman bunun içinde ne kalır? 1 ile sıfır. İşte bu içine fonksiyondur. Niye? Değer kümesinde sıfırla bir boşta kaldı. Örten fonksiyona bakalım. Örtende yine aynısını yazdım. Bak fonksiyonlar aynı. Ama bu sefer tanım kümesi tam sayıdan tam sayıya. Bak. Eksi 5 ver. Eksi 3'e gitti. E peki. Eksi 4 ver. Eksi 2'ye gitti. Herkes gidiyor. Bak buradaki tam sayıları düşün. Tam sayıların kesin bir cevabı vardır. Çünkü eksi sonsuzla artı sonsuz sınırsızlığı olduğu için her verdiğim bir sonraki sayı burada bana bir öncekini verecektir. O zaman ne diyorum? Herkes karşıda bütün herkesi tamamladığı için bu örten fonksiyondur. Birebir fonksiyon neydi? Birebir fonksiyonda her eleman karşıda bir elemana gidecekti. Bak bu buna gidiyorsa başkası buna gitmeyecekti. Mesela 3 2'ye gittiyse 4, 2'ye gidemezdi. Bunu unutmayacaksın. O zaman birebir fonksiyonları söylemiş olduk. Birebir fonksiyon neydi? Birebir fonksiyon herkesin bir kişi ekmesi. Mesela burada 3 koysan cevap gider. Başka ona kimse gidemez. Çünkü bu ne bir kare ne bir mutlaktı Böyle bir polinomda hiçbir sıkıntı olmaz. Ama 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 böyle kareli bir şeyde eksiler artıya dönüşeceği için, artılar aynı artı kalacağı için ne olacaktır arkadaşım? Kesinlikle Mesela eksi 3'ü versen, eksi 3 nedir? 10'dur. 3 versen, 3 e, de 10'dur. O zaman 10, 10. İkisi de 10'sa bu 1'e 1 bir değil, 2'ye 1'dir. 2'ye 1 olursa tabii ki bundan ne olur? 1'e 1 bir olmaz. Ama bu vatandaştan 1'e 1 bir olur dediğim. Bu arada fonksiyonların ben başını anlatırken tanımı unuttuk. Tanımı söylemeyi unuttuk. Tanım neydi? Buradaki tanım kümesindeki herkesin karşıda biriyle eşleşecekti. Burada boşta eleman kalmayacaktı ve karşıya giderken her bir eleman yalnız ve yalnız bir elemana gidecekti. Mesela burada bir üçe gidiyorsa bir bir daha başkasına gitmeyecekti. O muhabbeti hatırlattım geçtim. Birim fonksiyona geldim. Birim fonksiyon adı üzerinde birim. Birim tekim yalnız benim diyor. Yalnız ben ne demek? fx ek x'tir. Birim bir de böyle gösteriliyor. I ile gösteriliyordu. O da budur. Peki burada ne olacak? Birim fonksiyon neydi? Birim tekim. Ben kendimim diyordu. Birim tekim kendimim diyorsa o zaman x artı 5'te x artı 5'e gidecekti. Çünkü içi neyse dışı oydu. Birim fonksiyon içi neyse dışı oydu. O zaman bana bunun karşılığını sorarsa buraya bir tane a x kare ekleseydi ne diyecektim? a sıfırdı diyecektim. Bununla ilgili çok soru yapmıştık. Çünkü niye x kare olmaz? Bu buna eşit olmalıydı dedik. Sabit fonksiyon neydi? Sabit fonksiyonu da bir hatırlayalım. Her elemanı x'in yerine ne koyarsan koyayım cevaplar ne olacaktı? Bir tane adama gidecekti. Peki hocam x değişkeni varken nasıl bir adama gidecek? Çünkü x her değiştirirdi cevapları. Güzel, aferin. Olayı yakaladın. Nedir? O zaman demek ki x değişkeni yoktur. X değişkeni olmaz. Sabit fonksiyonlarda x değişkeni olmaz. Herkes aynı kişiye gider dediğim Sabit fonksiyonda bir de rasyoneller sabit olabilirdi. Niye? Sadeleşme olabilirdi. Sadeleşme olabileceği için biz bunu kısaca şöyle demiştik. A'lar C'lere oranlıysa, B'ler de D'lere oranlıysa kesinlikle ortak paranteze alınır. Ortak paranteze alınırsa kesinlikle bu sadeleşir ve X'ler gider ortadan. Gidince de ne olur? Sabit fonksiyon olur. Ama ne zaman? X'in önündekilerle sabitler birbirine eşit olmalıydı dediğim oranları eşit olacaktı. Doğrusal fonksiyon vardı. Biz bunlara neden doğrusal fonksiyon diyorduk? Çünkü y eşittir ax artı b oldukları için iki bilinmeyenli birinci dereceden denklemler düzlemde doğru belirtirdi. Analitik düzlemde grafiğinde doğru belirtirdi. Ve doğru belirttiği için bazı sorularımız doğrusal fonksiyon. Bunu görürsen adam doğrusal fonksiyon derse ben bunu yazardım. Ya da iki tip soru vardı. Bir de zıp zıp yöntemimiz vardı. O neydi? 1 3'e gidiyorsa 2 5'e gidiyorsa adam bana 4 nereye gider diye soruyorsa bak x'ler 1 1 buradaki artış artı 1 buradaki artış artı 2 iki, 2'den de 4'e artışım artı 2 olduğu için 1 artarken 2 artıyorsa 2 artarken burası 4 artacaktı 5'ten de nereye giderdi? 9'a giderdi. 1 2'ye bir artış 2 4'e 2 artış, 3 5 2 artış. O zaman 1'e 2 ise 2'ye 4'tür dedim. Orası da 9 artış olacak dediğim. Eşit fonksiyonlara sadece başlık yazdım, geçtim. Eşit fonksiyonlar neydi? X'lere verdiğim şeyler cevaplarda aynı şey oluşturuyorsa. Mesela f fonksiyonunda 1 verdin, cevabın 3 çıktı. g fonksiyonunda 1 verdin, cevabın yine 3 çıktı. O zaman bunlar eşit fonksiyonlar dedim ama sadece bir elemana bakmayacaksın. Bütün elemanlarda böyle olacak. Mesela 2 verdi 5 çıktı. 2 verdi 5 çıktı. O zaman müthiş. Bunlar demek ki aynı şeylerdir diyerek bitireceksin. Bütün elemanlar aynı sayılara gidiyorlarsa demek ki bu iki fonksiyon eşit fonksiyondur dediğim. Parçalı fonksiyonumuz vardı. Parçalı fonksiyon neydi arkadaşım? Hiçbir şey değildi. Parçalı fonksiyon şuydu sadece bana bir sınır veriyordu. O sınırdan öncesinde bunu, sonrasında bunu yapıyordum. İşte bak örnek bu. F3 diyor. 3 ne demek? Birden büyük. Birden büyükse bunu kullan diyor. X'in yerine 3 yazdım. 3'ün karesi oldu. Artı 0 diyor. 0 birden küçük. Birden küçükse bunu kullanacaksın. 0 artı 1 diyor. X artı 1 dediği için yaptım. Burası 9. Burası 1. Toplam ne etti? 10 etti dedim. Ve bunu da bitirdim. Gördüğün gibi arkadaşlar akıyor gidiyor biliyorum süreler geçiyor ama bütün dönemi tekrar etmek de kolay değil. bazı linç tayfa hocam video çok uzun diyor. Arkadaşım senin için çalışmak, sen öğrencisin diye böyle baba baba sözlerinden birini söyleyelim ve olayımıza devam edelim. Burada gördüğün gibi çok güzel bir özet yapmışız. Bence bunu izlediğimiz sen de bütün her şeyi hatırlayacaksın. Eksiklerini eski videoları izleyerek tamamlayacaksın dediğim. Hemen ne yapacağız? Bakalım. Tek fonksiyon neden böyle bir şey yapmışım? Çünkü sorularda şöyle söyleyecekler bize. Bazen tek fonksiyon diyecekler. Tek fonksiyon derlerse ben bunu anlayacağım. Bak ben bunu anlayacağım. Bazen de bazen de tek fonksiyon deyince bunu anlamadan bana şöyle diyebilir. Orijine göre simetri diyebilir. Orijine göre simetri diyebilir. Orijine göre simetri derse ben yine tek fonksiyon anlayacağım. Bu arada tek fonksiyonun olduğunu nasıl anlıyorsun? x'in yerine eksi x koyuyorsun. Eksi x koyduğunda benim normal fonksiyonumun başına eksi koymuş gibi ise o zaman bu tek fonksiyondur. Bir de tek fonksiyonu şöyle söyleyebilir adam. Orijine göre simetri. Sen tek fonksiyon olup olmadığını nereden anlarsın? Şuradan anlarsın. E, fonksiyonda benim üstlerim hep mesela a x küptür. Mesela b x'tir. Bak bunların hepsi üstleri tekler benim tek fonksiyon olduğunu gösterir. Peki çift fonksiyon nedir? Eksi x koyduğunda fonksiyonda bir değişme yoktur. O zaman nedir bu? Y'ye göre simetri. Y'ye göre simetri dedim. Peki Y'ye göre simetri olduktan sonra sanki sim kart gibi oldu bu. Simetri olsun. Y'ye göre simetri oldu. Peki fonksiyonum ne olacak? Fonksiyonum da fx eşittir. Mesela ne olur? ax üzeri 4 olur. bx üzeri 2 olur. C x üzeri 0 yani 1'dir o. İşte bak buradaki tek başına kalmış sayı da çift fonksiyona dahildir dedim. Geçtim. Fonksiyonlarda işlemlerde ne vardı? Bakın buraları bilerek böyle doldurdum. Hepsi böyle gözün önünde olsun diye zannetme ki hepsini iç içe geçirmişiz. Hayır. Görselimiz iyi olsun diye yaptık. Bütün her şeyi sığdırdık buraya. Bakın fonksiyonlarda işlemlerde en önemli şey nedir biliyor musun? F'nin tanım kümesinde olan eleman G'nin tanım kümesinde yoksa bunlar bir araya gelemezler. Bak ne diyorum? Kesişimleri olmayacak. Şey pardon, kesişimleri boş küme olmayacak. Yani kesişim elemanları kesinlikle olacak. A'da bir eleman var, B'de yoksa işte orası olmaz. O yüzden A ile B'nin kesişimini sen her türlü işleme sokarsın. Peki bir tanesini gösterelim. Bu neydi? Normal ikisinin açılmış halinin toplamıydı ve ben bunları her halükarda toplayacağım. Her halükarda çıkaracağım. Sadece yapacağın şey fonksiyonları böyle tek tek açmaktı. O da neydi? fx bölü gx'ti. Bu arada gx'in de sıfır fonksiyon olmadığına dikkat edelim. Orayı da sıfır yapacaktı. Bir de en son şu k vardı. O da k çarpı fx'ti. Sadece bir kat sayıydı. Burada dikkat et. Bu fonksiyon a fonksiyonu olduğu için o zaman a'ya sadece tanım kümesi a olacak. Geri kalan hepsi ortaklar olacak dedim geçtim. Bileşke fonksiyonda ne vardı arkadaşım? Bileşke fonksiyonda da sana özetle şöyle demiştik. Hiçbir şey yok demiştik. Tek yapacağın şey g'nin içine fx fonksiyonunu yazmaktı. Fok dediğim şey, gof dediğim şeyle aynı değildi. Unutmayacaktın. Bir de her şeyi birim fonksiyonla bileşke yaparsan, birim fonksiyonla bir şey bileşke yaparsan o yine kendisidir demekti. Ve de bileşke fonksiyonunda ne vardı? birleşim özelliği vardı. Birleşim özelliği. Birleşim özelliği de ne işe yarardı arkadaşım? Birleşim özelliği de ikisinden değil bir de buraya gelirdi. Bu ikisiyle değil bu ikisiyle de yapardım. Ama önemli olan yerler değişmeyecekti dedik. Bileşkenin çok güzel soruları vardı. Önemli olan grafik sorularıydı. O yüzden grafik sorularını buraya koydum. Ama diğer soruları da siz bakarsınız şu kuralı unutmadıktan sonra her şey hallolur dediğim. Ters fonksiyonda ne vardı? Ters fonksiyon y eşittir fx fonksiyonu da x ile y'nin yer değiştirmesiydi. Yani görüntüler tanıma, tanımdakiler görüntüye gidiyordu. O zaman bak x dışarı y içeri girdi. İşte bunu ne yapıyorsun? Ters fonksiyon olduğunu söylüyorsun. Mesela f3 5 ise f'in tersinde 5 3'tür. Yani cevabı 5 olan şey nedir? Bak cevabı 5 olan şey nedir diyordum. Cevabı 5 olan şey 3'tü diye ağzından Böyle bir tekerleme gibi çıkartabilirsin. Ben her zaman böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor, çok da iyi soruyorum, çöz iyi çözüyorum soruları. Bana çok yardımcı oluyor. Beşin cevabı nedir? Peki, bir fonksiyon tersiyle bileşki olursa ne olur? Birim olur. Peki tersiyle bileşki olursa kendisi ne olur? Yine birim olur. Tabii ki de hiçbir şey fark etmez. Tersi kendisi bileşki demektir. Tersinin tersi neydi? Kendisiydi. Çok önemli bir kural vardı burada bileşkenin tersini yaparsan hem yer değiştirecekler hem de herkes tersi olacaktı dedik. Bu mevzuyu da hallettikten sonra işte bu bileşke ve tersi konusunun en önemli yeri şurasıydı. Bana adam böyle bir fonksiyon verirse bir kere görmüştük en geniş tanım kümesinde. Bir kere tanım kümesinde şurayı sıfır yapan değer olmaz. Sıfır diyelim eşittir sıfır dedin diyelim. Cx artı d eşittir sıfır yapacaksın. Bu da ne demektir? Eksi D bölü C'dir. Bak eksi D bölü C nedir arkadaşım? Benim fonksiyonumu düzünde tanım kümemde olmaması gereken bir şey. O zaman sana burayı sorarsa adam o nedir? Burayı sıfır yapandır. Hemen bunu buraya koydun mu x'in yerine cevap sıfır olacaktır. Ya da burayı soruyorsa burayı sıfır eşitleyeceksin. Oradan çıkan x'tir dediğim. Peki tersi nasıl bulunurdu bunun? Bence hatırlıyoruzdur tersini. Ama biz yine de söyleyelim. F'in tersi x eşittir. Bak buradaki de yukarıya eksi olarak geçecek. Buradaki buradaki a'da aşağıya eksi olarak. Eksi dediğimiz şey işareti değişerek geçecekti. İşte bu da tersiydi. Peki o zaman tersinde yani görüntülerde olmaması gereken kim? İşte burayı sıfır yapan. O zaman o da nedir? A bölü C'dir dedik. Çünkü sıfır eşledin. Veyahut da sana burayı verirse veyahut da sorarsa sen hemen tersini alıp burayı sıfıra eşitleyeceksin veyahut da burayı sıfıra eşitleyen buradadır diyeceksin. Ben zaten bu işlemi burada gösterdim. Bitirdim ve bu mevzulara geçiyorum. Bu mevzular neydi? Grafik okumaydı. İlk önce grafiğimizi okuyalım. F5 nedir diyor bana. Hemen x'te 5'e geldim. Grafiğe gittim. Grafik bana dedi ki F5 6'dır. Eksi 5 nedir diyor. İşte burasıdır. Grafikte eksi 5 tam böyle x ekseni üzerindedir. Ben size her zaman şunu söylemiştim. Noktayı oku. Eksi 5'e 0. O zaman y'si nedir? Sıfırdır. Peki tersinde sıfır olan nedir? Yani cevabı sıfır olan nedir? Biraz önce demiştim ya sana okumayı çok güzel yapıyorum diye. Cevabı sıfır olan nedir? Bakıyorum. Eksi 5. Bunu da halletmiş oldun. Peki cevabı eksi 3 olan kimdir? Bak cevabı yani y'ye bakıyorum. X'e bakmıyorsun. Eksi 3 zaten 2'ye gidiyor. O düzünde. Ama ben cevapta eksi 3 kimdir diye bakıyorum. Bu da neymiş? Eksi 6. Peki ben şunu şöyle yazabilir miyim? F eksi 6 eşittir eksi 3'tür. Ters döndürebiliyorum ya. Bakalım döndürebiliyor muymuşum? Aynen öyle. F eksi 6 eksi 3'e gider. Süperim yaptım. Peki grafikte bileşkeyi nasıl okuyacağım? Bak bileşkede biraz önce sana ben bir şey söyledim. Dedim ki hiç önemli değil. Sen sadece şunu bil dedim. F'in içinde F eksi 6 dediğim F eksi 6'yı yaparsam ne olur? Hemen eksi 6'ya baktım. Bakmama gerek yok. Biraz önce bulmuştum. O zaman şu eksi 6 dediğim yer eksi 3'müş. F eksi 3'ü soruyor şimdi. F eksi 3 işte burada. F eksi 3 bunu koydun. Grafiğe gittin. Grafikte 2'ye götürdü seni. A da bunun cevabı da budur dedim. Geçmeden önce burada çok güzel üç tane hatırlatmam gereken bir konum var. O da şey şu. Fonksiyon olup olmadığını neyle öğreniyorduk? Düşey testiyle öğreniyorduk. Düşey test ne demekti? Düşey test bizim bir eleman iki kişiye gitmiş mi diye bakmamızdı. Düşey testi yaptığımda iki noktada kesiyorsa ya da daha fazlasında ne diyecektim? Bu fonksiyon değildir diyecektim. Ama gördüğüm kadarıyla zaten soruyu da çözdük ya. Bu bir fonksiyondur. Süper. Neden? Bu bir fonksiyondur. Çünkü her biri düşey ya da dikey doğru testinde her biri ne oldu? Tek noktada kesti. Tek noktada kesiyorsa o zaman bu adam nedir? Kesinlikle fonksiyondur. Birebir yatay testiyle göster diyor. Neden birebirliği yatayla gösteriyoruz? Çünkü ben yatay çektiğimde iki noktada kesiyorsa mesela o iki nokta ne demek? İki tane değer var ki cevapları aynı şeye gidiyor demek. Bak o zaman yatayla kesiyorsun. Bakın Burada bir nokta, burada bir nokta, burada bir nokta. Siyahlara bakıyorum. Şunu da çeksen burada bir nokta. O zaman doğrularım ne oldu? Biraz görmek zorlaştı. Hiç fark etmez. Yan yan çektin. Her doğru bir noktada kesti grafiği. Bakın kırmızıları kesme değil. Grafiğin kırmızısını kesmeye bakacaksın. O da herkes bir noktada kestiği için biz buna ne diyoruz? Biz buna birebirmiş diyoruz. Bu fonksiyon birebirmiş. Yataylarda bir noktada keserse grafik birebir. iki noktada, üç noktada, dört noktada keserse o birebir değildir. Birebirlik fonksiyon olmasını bozmaz. Sadece birebir değil ya da birebirliktir dedik. Denklemin kökleri sıfırla nedir? Bunu da söylemiştik. X eksenini kesenler denklemin kökleridir sıfırladır. Neden? Bak denklemin kökleri ya da sıfırları ne demek? Fx eşittir sıfır demek. Fx eşittir sıfır ne demek? Öyle bir x'in var ki cevabı sıfır. Tabii ki de onlar kimdir? x üzerinde grafiği kesenlerdir. Mesela burada kim? Eksi 5. Sadece tek başına var. Bazen böyle 2-3 tane olabilir mi? Olabilir dedim. Ve bu kısmı da geçtim. Süper bir şekilde polinomlara aktım. Polinomlardan sonra bir polinomun özelliği kaldı. Bir de çarpanlara ayırma mevzusunu hatırlatıyorum. Ödüllü soruyla bitiriyoruz. Polinomlar dediğimiz şey neydi? Arkadaşlar polinomlar dediğimiz şey 3. ünitemizdi. 3. ünitede polinomlar nelerdi hatırlayalım. Kavramlarımız vardı. Kavramlar şunlar. A x üzeri n ya da a n diyorduk buna. A n eksi 1 x üzeri n eksi 1 böyle gidiyordu. Peki burada neydi? Benim x'lerin üzeri derecesiydi ve polinomun derecesi ne diye söylenirdi? En büyüğüne bakarak bakarak söylenirdi. Bu derecesi mesela bunlara geleceğiz birazdan söyleyeceğim bunu Polinomun derecesi yani buradaki kat sayılarımız değil x'lerin üstleri x'lerin üstleri her zaman doğal sayı olacaktı. x'lerin üssü doğal sayı olacaktı. Kat sayılarda polinomun kat sayıları şu a n'ler a n eksi birlerde istediği her şey olabilirdi. Bunlar istedikleri reel sayılar olabiliyordu. Ama x'in üssü fonksiyondan farklı olarak ne olacakmış? Doğal sayı olacakmış. Bir fonksiyonda kat sayı önemli değil. Ama x'in üssü derecesi doğal sayıysa bu nedir? Polinomdur dedik. Baş katsayı vardı. Baş katsayı derecesi en büyük olandı. Bu arada polinomun derecesini sorarsa bize tabi burada polinomun derecesini sorarsa en yükseğini yazacaksın. Ve o da şöyle gösteriyordu. Derece polinomun derecesi n'dir. Mesela burada en yüksek n diye kabul edelim. n'dir dediğim baş katsayı neydi? En yüksek derecelinin yani derecesini belirten terimin katsayısıydı. Mesela burada a Polinom sabiti nedir? Polinom sabiti de en sondaki genelde en sonda olur. En sondaki sabit sayıdır. Yani x'siz kısım. x'siz kısma sabit terim diyorum. Ve sabit terimi nasıl bulurum ben? Sabit terimi x'e 0 verirsem bak x'siz kısım olduğu için x'e 0 verirsen bütün herkes x'i götürür. X'e 0 verdiğinde X'lerin hepsi gider. Geriye sadece x'siz kısım kalır dedim. Geçiyorum. Kat sayılar toplamı derse X'e 1'i verirsem bu dıbdızlak ortada kalır. Bu da ortada kalır. Öbür x'siz bütün herkes X'ler 1 ile çarpılıp ne yapılır? Tek başına bırakır buraları. Tek başına bırakırsa ne olur? Tek başına bırakırsa sadece kat sayılar ortada kalır. Sabit terimle birleşir. Kat sayılar toplamı yapar. O zaman kat sayılar toplamı deyince ne yapacağız? X'in yerine 1... ...koyacağız. X'in yerine 1 koyacağız. Sabit polinom neydi? Sabit fonksiyonun aynısıydı. Cevabı C olandı. Sıfır polinom neydi? Sabit'in alt versiyonuydu. O da nedir? Cevap bir sayı değil. Direkt sıfırdı. Direkt sıfırdı. Eşit polinomlar nasıl olacaktı? Eşit polinomlar şöyle olacaktı. Burada 3X kare varsa... ...5X varsa... ...bunda da kesinlikle X üzeri üçlü bir şey... ...olamaz. Mesela bu A 0 olacak. Niye? x üzeri üçlü bir şey olamazdı. Bunda da kesinlikle cevap ne olması lazım? 3x kare artı 5x olmalıydı. İki polinom birbirine eşitse x kareler x karelere x'ler x'lere katsayıları eşit olmalıydı dediğim. Bir de polinomlarda işlemler vardı arkadaşlar. Polinomlarda işlemler ne işe yarardı? Polinomlarda işlemler şu işe yarardı. İşlemler toplama çıkarma çarpma vardı. Toplama nasıl yapılır? Bu dostlama yapılır. Mesela px eşittir 3x artı 2 ise bu da gittikçe kayıyor. Qx dediğim şeyde 2x eksi 1 ise adam bana ne soracak? Px artı Qx'i soracak. Tabii ki de 3x 2x ile toplanacak. 5x olacak. 2 eksi 1 ile toplanacak. Artı 1 olacak. 2'den 1 çıktı. Artı 1 oldu. Bak direkt böyle yapıyorsun işte. Mesela aynı sorunun Px eksi Qx yapayım. Bu dostlama çıkartacağım. 3 xten 2 x çıktı. X kaldı. 2'den eksi 1 çıktı. 2'den eksi 1 çıkarsa 2 eksi eksi 1'den artı 1 olur. Gördüğün gibi direkt bu dostlama çıkartırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız çarpmada ne yapacaksın? Mesela çarpmamızda yine bu olsun. Bu olursa çarpmada sen her bir elemanı bütün elemanlarını çarpacaksın. Bütün elemanları bütün elemanlara çarpacaksın. Tabii ki de nerede? Karşı parantezdeki elemanla. Bunu yazmayacağım. Bu arada derece ne olur? Derece şöyle olur. Bu polinomun derecesi neyse, mesela bu, bu, bu polinomun derecesi px'in derecesi derece px ne ise qx'in derecesi de aynı şey diyelim şuraya derece yazdığımı düşün. Burası da m ise Tabii ki de bu denklemlerin bu ne demek? En büyük kas, en büyük üst demek ne? Bunda da en büyük üst M ise öbürkülerden değil bunlardan gelir tabii ki de. Çarpmada bunlar M artı N olur. Neden? Sen buna düşünsene. X üzeri N de buna da X üzeri M de çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Bu da yeni derecem ederdi. Bunu da tekrar ettikten sonra Artık bölme işlemine geçebilirim. Toplama çıkarma tamam. Çarpma tamam. Bölmeye geçtim bölmeden sonra zaten olayı bitiriyoruz. Son kısma geldik. Bölme olayı neydi? Bir polinom bir polinoma bölünebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bir tane bölüm olacaktır, bir tane de kalan olacaktır. Biz bunu normal nereden biliyoruz? Tam sayılarda veyahut da doğal sayılarda tam sayılar değil tabii ki de. Doğal sayılarda biz bölme işleminden biliyoruz. Ne olacak? Bölenle bölüm çarpılacak. Kalan da ne yapılacak? Toplanacak. Peki kalan hiçbir zaman büyük olur muydu? Kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamazdı. Ama biz buna ne diyeceğiz şeyde polinomlarda? Derecesi hiçbir zaman büyük olamaz. Derecesi kalanın derecesi hiçbir zaman büyük olamaz. Bak kalan değil. Kalanın derecesi. Derecesi büyük olamaz. Biz burada başka ne diyorduk? Bakkal bölmesi de diyebiliyorduk. Mesela şöyle de söyleyebiliriz. 5x kare artı 3'ü sen neye böleceksin? x artı 1'e. Hemen ne diyeceksin? X kare diyor ya. 5x ile çarparım. 5x ile çarparsam 5x kare olur. Artı 5x olur. Çıkartırsın taraf tarafa. Bunlar gider. Burası ne olur? Eksi 5x artı 3 olur. Şimdi ne yapacaksın? Eksi 5 ile çarpacaksın. Eksi 5 ile çarparsan eksi 5x eksi 5 olur. Taraf tarafa çıkarırsan bunlar birbirini götürür. Bunlar da eksi eksi artı olacağı için bak kalan 8 çıktı. İşte burada bakkal bölmesi istiyorduk. Bu bölme işleminde de hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. İşte bu bölmelerin çok klas soruları vardı. Bakkal bölmesi dediğimiz buydu. Ama bir de bu bölmelerin güzel soruları vardı. Bir tanesini size sakladım. Bakalım ne diyeceğiz buna. Adam diyor ki Px polinomu x eksi 1'e bölümden kalan 3. Bak x eksi 1'i ne yapıyorduk? 0 eşitliyorduk. 0 eşit dersen ne çıkar? x eşittir 1 çıkar. Hemen burada yerine koyacaktım. Bu ne? Burası Px. O zaman nedir? P1 eşittir 3'müş. Tamam. Geldim buna. Burada ne diyor? X artı 1'e bölümünden kalan 5'tir diyor. O zaman sıfıra eşitledin. O da eksi 1 oldu. Kalan da 5'miş. Ben bunları biliyorum. Şimdi soru bana ne diyor? Bak. Px polinomunun x kare eksi 1'e bölümünden bölümü bilmiyorum. Ama kalan kaçtır diyor. Yani kx'i soruyor. Düzgün yaz bunu. Px polinomu x kare eksi 1'e bölünecek bölümü bilmiyorum ama kesinlikle ben kalanı biliyorum. İkinci derece ise bu kalan hiçbir zaman bundan büyük olamaz. Birinci derece olacak. Yani ax artı b olacaktır. Biraz küçük oldu ama olsun. Şimdi çok dikkatli izle. Bir koyarsam p'nin yerine bir koydun. P 1 nedir? Burayı sıfır yapar. Birden bir çıktı sıfır. Bu gitti. O zaman x'in yerine bir koymuştum. A artı b oldu. P 1 neydi? P 1 P1 dediğim şey 3'tü. O zaman A artı B 3 müdür? Tamam. Hemen diğerine geçelim. Şimdi ne diyordu bana? Eksi 1 koyuyordu. Eksi 1'in karesi 1. 1'den 1 çıktı. Yine 0 oldu. Yine burası gitti. X'in yerine koyduğum için de eksi A oldu. Bir de ne geldi elime şu an? Eksi A artı B'de bu P eksi 1 neydi? 5'ti. O zaman cevabım da 5 olacak. Taraf tarafa topladın. Gördüğün gibi 2B eşittir 8. B eşittir 4 çıktı. B 4 ise iki şeyin toplamı 3 ise o zaman A da neymiş? Eksi 1'miş dedim. Eksi 1 ise o zaman A'yı B'yi buldum. Demek ki bundan kalan neymiş arkadaşım? Bundan kalan şuymuş. Px'ten kalan eksi A. Eksi A değil tabii ki de artık niye? Çünkü A'yı eksi 1 bulduk. Eksi X oldu burası. Eksi X artı 4'müş. X kareden kalan dedim. Ve artık son slaytıma geçtim. Zaten bayağı da uzun sürdü. Ama birinci dönem müthiş bir şekilde bitti. Ha abi bir saatte birinci dönemi tekrar ettik. Bence kimse buna hayır demezdi. Çok güzel bir tekrar oldu. Çarpanları ayırmada ne vardı arkadaşım? En son çarpanları ayırmayı yapıp bitirelim. O da hemen 5 dakika sürmez. Ortak çarpan parantezini alma vardı. İkisinde ortak ne görüyorsun? Ne görüyorum? x kare görüyorum. Ne görüyorum? y kare görüyorum. x kare yani bu ne demekti? x çarpı x çarpı x'ti. Burada x çarpı x var. O zaman bir tane x kaldı. Çünkü y kareler bir araya toplandı. Eksi x kare y kare vardı. Buradan da y'ye geldi bitti. Bu ortak çarpan parantezini almaydı. Bir de ne vardı? Gruplandırarak ortak çarpan alınır. Niye? Bak bunların hepsi a'ya alınmıyor. Bunların hepsi 3 parantezine de alınmıyor. O zaman gruplandırıyordun. Nasıl? Burasını a kare yapsan burası a artı 3 müdür? Evet. E Burayı 6 parantezine alsan burası a artı 3 müdür? Evet. O zaman bak şimdi. İkisinde de a artı 3 var mı? Var. Şimdi ortak paranteze alınır. Neden? Gruplandırdım çünkü. A artı 3 ortak parantezine alırsam buradan ne gelir? A kare. A artı 3 ortak parantezine alırsan buradan ne gelir? Artı 6 gelir. Bunu da hallettim. Çarpanları ortak parantez. Gruplandırarak ortak parantez. Bir de ne vardı arkadaşım? 2 kare farkı vardı. 2 kare farkı ne demekti? Mesela burası nedir? A karenin karesidir. Eksi. Burası nedir? 4 b karenin karesidir. Neden? Çünkü bak kare 4'ün de b karenin de karesidir. Bunun karesini alırsan 16. Bunun karesini alırsan oldu. Şimdi iki kare farkı yapacağım. İki kare farkı ne neydi? neydi? En sade halleri çarpı en sade hallerinin toplamıydı. Bak bir toplam var, bir de çarpım var. Şey bir toplam var, bir de fark var. Böyle iki kare farkta ne yapıyordun? Bunları alıp çıkartıyordun, bunları alıp topluyordun. Bu kareler ortadan kalkıyordu. Şimdi dikkat et, bak burasında hiçbir şey yapamazsın. Ama şurada yaparsın. Neden hiçbir şey yapamazsın burada? Gerçi ilerleyen safhalarda burada göstereceğiz. E, terim ekleyip çıkartabiliyorsun. Ama burada bak hiçbir şey yapamam. O zaman şuna yaparım. Çünkü bu A'nın karesidir. Bu da 2B'nin karesidir bak. 2B'nin karesi. O zaman burası ne olur? A eksi 2B. A artı 2B. Burası da A kare artı 4B karedir dediğim. Buna şu an bir şey yapamazsın dedim. Hatta hatta Gerçekten bir şey olur mu? Olur. Terim ekleyip çıkartırsan olur ama şu an ona kafamı karıştırmıyorum. Geçtim. Burası neydi peki? Hemen şuraya bir çizik atayım. Şurayı gösterelim. Bu da iki küp farkıydı. 2 küp farkı ama neyin farkı ona bakalım. X kübün 3X'in kübü eksi 2Y'nin kübü var. Burada ne yapıyordun? İkisinin en sade hallerini alıyordun. Bu arada bu da misafir gibi böyle döne döne geldi böyle. Sanki böyle cinler, periler yaparmış gibi. Neyse. Burayı geçtim. Burası ne olacak? 3x geldi. 3x eksi 2y olacak. Bak burası 3x eksi 2y oldu. Sanki burada artıymış gibi değil. Orası bir e, parantez yapacaktım. Son anda vazgeçtim. 3x eksi 2y geldi. Bir de ne olacak? Bunun karesini alacaksın. 9x kare. Bunlar arası eksi olduğu için artık artı olacak. Birbirine çarpımı... 6x'ye bir de en sonda da 4y'nin karesi olacak. Çünkü ikincinin de karesi geliyordu. Burada birinci ile ikinci çarpımı gibiydi. Hayır. Burada tek iki katı yoktu. Aslında benziyorlar demiştim ve geçtiğim. Burası arkadaşlar nereden yapılıyordu? Binomdan yapılıyordu. Bunu da sadece göstereyim ben size. Orayı da size bırakayım. Bak burada ne yapacaktın? Birincinin kübünü alacaktın. Bu arada bununla bu birbirine çok benziyordu ama alakaları yoktu. Biri küp farkıydı, biri küp toplamı e, toplamın kübüydü. O yüzden bunların alakası olmadığını hatırlatalım. 3x'in karesi artı 3x'in kübü pardon. 3 tane bak 3x'in karesini alırken artık 2y'nin birinci kuvvetini aldın. Artı 3 tane yaparken burada 3x bir tane gelirken artık 2y'nin karesi oldu. En sonunda da 2y'nin kübü geldi. Bak bunlar neydi? 1, 3, 3, 1. Bu şurası 1. Bu nereden geliyordu? Pascal üçgeninden geliyordu. Yani hayyam üçgeninden geliyordu. Burası da bak 3x'in kübü 3x'in karesi. 3x bitti. 2y yoktu. 2y bir tane. 2y iki, iki tane. 2y üç tane. Bu da artan olarak gidiyordu. En basiti sen bunu biliyorsun zaten. Birincinin karesi a kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı Niye eksi? Arada eksi var çünkü. Artı 2B'nin de karesi demiştik. Bu açılımı da düzgün yazarsan A kare eksi 4AB artı 4B kare dedim. Bunu da böyle yapmıştım. Bunlar da 2 kare farkı, 2 küp farkı, küp açılımı, kare açılımıydı. Bunları da göstermiş olduk. En son şuna bakarsan ne olacak? En son buna baktığımda da Burada da ne vardı? Rasyonel ifadenin sadeleşmesi bu arkadaşlar. Biz şuna bakıyoruz şu an. Burada ekleme çıkarma vardı. Eşittir demeyelim. Şöyle yapalım. Ben buraya buraya bir tane x üzeri 2n ekleyip bir tane x üzeri 2n çıkartırsam çıkartırsam ekleyip çıkartırsam burası şöyle mi olur? x üzeri 2n'in karesi artı 2 tane x üzeri 2n artı 1 eksi x üzeri 2n oldu. Şimdi buraya bir göz atıyorum. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Burada biri var sadece. Burası da birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Bak bir ile x üzeri iki katı oldu. x üzeri 2n artı birin karesi oldu. Eksi burası ne? Sanki x üzeri n'in karesi değil mi? 2'den O zaman burası da çok güzel bir şekilde artık çarpanlarına ayrılır. x üzeri 2n artı 1 artı x üzeri n çarpı o çarpıyı da şuraya yazayım. X üzeri 2N artı 1 artı yazmıştık ya şimdi de eksilisini yazacağım. X üzeri N'dir. Bak ekleme çıkarmayla da çarpanları ayırabildim dedim. Artık son kısma geçtim. Son kısım neydi? Son kısım neydi? Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesiydi. Ve videomuz bitiyor artık. Birinci dönemi tamamen kapatıyorum. Hemen söyleyelim burası nasıl yapılıyordu. Burası da XX diye ayırdın. Burasında 3'e 1 diye ayrılacak. Başka türlü ayrılmaz. Toplamları eksi 4 olduğuna göre eksi. O zaman x eksi 1 çarpı x eksi 3 diye yukarısı ayrıldığı bölü aşağıya bakıyorum. Aşağıya bakarsam bunları da şurada ayırayım. Kesinlikle 2x'e x diye ayrılacak. Burası da kesinlikle 3'e 1 ayrılacak. Ama bunlardan biri eksi. Çünkü ikisinin çarpımı eksi olacakmış. Peki kim eksidir? Tabii ki de işareti büyük olan şey pardon sayısal olan büyük olan eksi olacak. Kimle kim çarpılıyor? Bununla bu bununla bu. Bak bununla bu çarpılacaksa aynı parantezde olmamalılar. Niye? Niye olmamalılar? O zaman 2x ile artı 1 çarpılacak. x eksi 3 çarpılacak dedik. Niye aynı parantez olmamalılar? 2x kere eksi 3 eksi 6 1 kere x x eksi 6 bir daha eksi 5 olması için. Bunlar çarpılacak ki. Farklı parantezde olması lazım. İşte rasyonellerde sadeleştirme bu kadardı. Burada da çarpanlar ayrımını iyi biliyorsan gerisi fasafi soydu dedim. Birinci dönem bitti. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel bir video oldu bence. Evet saati aldırmayalım. Linç tayfa mazur görsün. Koskoca matematik dersinin haftalık 6 saatlik dersin özetini 1 saat 12 dakikada anlatarak ve örnek sorularda bazen anlattık bazen örnek soru çözdük aklımızda kaldığı kadar yaptık hepinize hayırlı olsun 15 tatil iyi değerlendirin ödülü soru karşınızda cevaplarınızı yoruma bırakmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz Müzik